16 maçta 36 gol attım. 83 senesinde Beşiktaş'a geldim. 10-0'lık rekoru kıran, Adana Demirspor'a karşı kıran kadronun içerisinde yer aldım. Bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekoru da hala benim elimde 31 golle. Metin Ali Feyyaz efsanesi başlamadan evvel Metin Ali Rıza efsanesi başlamış. Benim Serpil Hoca'nın çok güzel bir lafı vardı. Futbolcular üçe ayrılır. Kaleciler, golcüler ve diğerleri. Direktman beni oynattı Gordon. Ben de bu fırsatı geri çevirmedim. 31 tane gol attım. böyle bir şey. Sporda futbol hayatına başladım. Bakırköy Zurat Baba'da. Orada Yıldız takımı 12 yaşında, 12-13 geçerken Yıldız takımda başladım. 2 sene Yıldız takım. Ondan sonraki süreçte hem genç takım hem A takım. Çok iyi bir takımdı Yüce Spor Kulübü. Yani Türkiye'nin önemli amatör kulüplerinden bir tanesiydi. Ben her yaş grubunda şampiyonluk yaşadım. Yani Yıldızlar'da, gençlerde, A takımda. Ve gol rekorları kırdım. Yani Türkiye yalnızca şeyde değil. Mesela 16 maçta 36 gol attım mesela. Normal şartlarda işte kendi ligini Türkiye'nin de Gençler Ligi'nde mesela rekor kırmıştım. Oradan milli takımlara seçildim Yüce Spor'da. Tabii çok taliplerim oluşmaya başladı. Yani takımlar itibariyle çok transfer teklifleri geldi. Ama ben Beşiktaş'ı tabii ki gönlümde olan yeri tercih ettim. Ondan sonra 83 senesinde Beşiktaş'a geldim. Bir yıl oynadım. O tabii genç bir takım sürecimiz orada devam etti. 84 yılında o dönemde mekanı cennet olsun ikisini de. Mehmet Üstünkaya başkanımız döneminde transfer oldum. Süleyman abiyle de 84 yılında profesyonel oldum. İkisi farklı başkanlarımızdı ama ikisi de efsane. Gerçekten camiamıza çok büyük hizmetler etmiş. Başkanlarımızla beraber futbol hayatımız devam etti. Tabii profesyonel olduktan sonra Allah bize çok güzel bir futbol kariyeri nasip etti. Ben 11 yıl profesyonel oynadım. Bu süre içerisinde 19 defa kupa kaldırma başarısı elde ettik takımla ve arkadaşlarımızla. 5 kere Türkiye Ligi şampiyonluğu, işte 3 kere Türkiye Kupası, 4 kere Cumhurbaşkanlığı, işte 5 kere spor yazarları, işte Donanma Kupası, Başbakanlık, ne varsa Türkiye'deki bütün kupaları kazandık. Her yıl o süre içerisinde her yıl Avrupa Kupalarına katıldık. Yani 11 yıl içerisinde 5 kez şampiyonluğumuz var ama 2 tane de avarajla kaçan şampiyonluğumuz var. 11 yıl sürekli o başarı grafiğinin içerisinde olduk. Tabii o dönemde bu başarılar yakalanırken işte namalüp şampiyon olan takım olarak Türkiye futbol tarihine geçtik. 10-0'lık rekoru kıran, Adana Demirspor'a karşı kıran kadronun içerisinde yer aldım. 4 gol ben attım, 3 Metin attı, 3 Feyyaz attı. İşte son 55 yıldır bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekoru da hala benim elimde. 31 golle 87-88 sezonu itibariyle. İşte 3 yıl üst üste şampiyonluklarımız var. İşte derbilerde en çok gol atan oyunculardanım, hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Fenerbahçe'yi en farklı yenen, 5-1 yenen takım yine oyuncusuyum. 2 gol atmıştım. Gibi böyle çok güzel bir kariyerimiz oldu. Futbol kariyerimiz oldu. Daha sonrasında tekrar görev yapma şansım oldu. Sportif direktör olarak. O dönemde de 2 kupa kazandık. Hem işte bugün müzemizde bulunan Süper Kupa ve bir Türkiye Kupası daha kazandık. Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılma şansı elde ettik. Tabii kariyer olarak baktığımızda bir futbolcunun hayal edebilecekleri gerçekten çok güzel bir şekilde yaşama şansım oldu yani. Bahsettiğim gibi genç takımlarda, Beşiktaş'a geldiğimde Beşiktaş genç takımında da forvet oynadım. Beşiktaş'ta A takımda da forvet oynadım. Yani 1,5 sene forvet oynadım. Sonra bir milli maç var. İngiltere milli maçımız var. Ümit milli takıma seçildim 85-86 sezonunda. İngiltere ile Bursa'da maç oynadık. Biz sistem olarak 4-3 oynuyoruz Beşiktaş'ta. Orada 4-4-2 gibi bir sistem. Ve sağ önde oynadım. Yani öyle söyleyeyim, forvet olarak. Hafta içerisinde işte bu maç. Pazar günü de Trabzonspor maçı vardı. İlk yarında son maçı. 85-86 sezonu. Şey sakatlandı, Hüsamettin abi. Yani bilmiyorum kim söyledi, işte Ali şey olsun, nedir onun adı, orada oynadı ön tarafta, burada da sağ bek oynayabilir diye bir şey söylediler herhalde. Geldim, dediler ki böyle böyle oynamışsın, Hüsamettin de sakatlandı, sen sağ bek oyna. Oynadık, ihale üstümüze kaldı, öyle öyle olur ya. O sene işte 85-86 şampiyon olduk. Trabzon'da Gökhan'ın attığı avarajla Galatasaray'ın ikinci olduğu, namalip ikinci olduğu sezon biz şampiyon olduk. Tabii onun sonrasında Stankovic ayrıldı.
Miloş geldi. Rahmetli o da. Miloş Miltonov ikisi de Stankovic aynı şekilde. Onların da mekanı cennet olsun. Şimdi biz o zaman aslında Metin Ali Feyyaz efsanesi başlamadan evvel Metin Ali Rıza efsanesi başlamıştı. Çünkü biz sağ kanat oynuyordu. Sağ bek. Orta sahanın sağı sağ açık. Yani Metin önde oynuyordu. Ortada Rıza oynuyordu sağ önde. Şeyde de ben oynuyordum sağ bekte. Sonra ligin ikinci yarısında Rıza'yı bir sağ beke attık. Ben orta sahaya geçtim. Biz ön tarafta böyle oynamaya başladık. Sonra o sezon bitti. İşte o senin sorduğun Süleyman abinin etkisine şeyini. Tahmin ediyorum Gordon geldi. Sezon başı kampına işte şeye gittik. Nedir onun adı? Abant'a gittik. Abant'tan da sonra malum biliyorsunuz rahmetli Şen abinin kaza geçirdiği Metin abiyle beraber Ergün abi de vardı. Üçü beraber. Onun da mekanı cennet olsun. Onlarla Bartın'da bir kamp sürecimiz var. O süreçte direktman beni oynattı Gordon. Yani santroforda. Ondan sonra ben de bu fırsatı geri çevirmedim. 31 tane gol attım. böyle bir şey var. Tabii burada mutlaka Süleyman abinin şeyi var. Yani söylemiştir. Ya Ali santrofor aslında biz mecburiyetten böyle oynattık. Santrofor işte forvet artık oynatalım. Orada şöyle böyle falan filan diye yöneticilerin de hepsi beraber tahmin ediyorum. Telkinde bulundular. İnanın ben de o sorunun cevabını bugün bile yani böyle tahminlerle yürütüyorum. Çünkü başka bir şey olma şansı yok. Yani Gordon'un beni tanıması söz konusu değil. Hiçbir oyuncuyu tanımıyor. Yani o Abant sürecinde zaten orada futbol sahası yok. Genelde fizik kondisyon üzerine bir çalışma yapıyorsunuz. Yani direkt saha çalışmasına geçtiğimizde formayı verdi. Yani şükranla da anıyorum. Çünkü hem Süleyman abi hem Gordon'u da tabii kulakları çınlasın. Çünkü mutsuz bir futbolcu olarak futbol hayatımı bitirebilirdim eğer forvet oynamasaydım. Çünkü kökeninde farklı bir şey var, ruh hali vardır. Bunu anlatırım her yerde ama burada da söyleyeyim. Serpil Hoca'nın çok güzel bir lafı vardı. Paşam der, futbolcular üçe ayrılır. Kaleciler, golcüler ve diğerleri. Şimdi çünkü kalecilik ve golcülük ayrı özellikler ister. Yani diğer takım mevkideki arkadaşlarımıza da tabii haksızlık etmeyelim ama o başka bir şey anlatır orada yani onu söylemek isterken. Yani onu yapmadan eğer futbol hayatımda bir sağ bek veya kaleden uzak oynayan bir adam olarak herhalde çok daha kısa sürerdi diye düşünüyorum kariyerim yani. Yani böyle bir sistem yok çünkü kulüpler o durumda değiller. Yani hem fiziki şartlar değişti hem kulüplerin yönetim şekilleri hem de kaynak aktarımları açısından farklı bir takım şeyler. Toplumun değişen birçok şeyi var. Burada daha aktif yönetmeye katılmaya çalışan bir taraftar yapısı görüyoruz. Bu aslında önemli sorunlardan bir tanesi futbolun içerisinde. Sosyal medyayla beraber bambaşka bir kültür oluştu. Yani yazmakla, söylemekle sanki her şey yapılabilecekmiş gibi bir algı oluşmaya başladı. Aslında bunlar çok farklı şeyler. Yöneten insanların Süleyman abinin en büyük farkı kendi iradesini her baskıya rağmen yapabilme muktedirliğine sahipti. Bu çok değerli bir şey yöneticiler için. Çünkü milyonların önünde her hafta hesap veriyorsunuz. Yani dünyada böyle bir iş yok. Her hafta değişen, her hafta hesap verdiğiniz ve sıcak. Yani her türlü tepkiyi anında alabildiğiniz bir ortam. Yani bunu yönetebilmek için baştaki iradenin hakikaten kendi adına hem güvenli hem işi mutfaktan bilen bir adam olması önemli. Şeyi de kamuoyunu yönlendirebilme kabiliyetinin de olması lazım. Tabii Süleyman abi o dönem itibariyle bugün geriye dönüp baktığımızda o konuyu da çok doğru yaptığını görüyorum ben. Yani belki bir televizyon diyelim ki 7-8 tane gazete vardı ama kendi söylemek istediğini kendi söylemese bile birilerine söyleterek farklı bir yönetim tarzı yani toplumu yönetme tarzı oluşturmuştu. Bu çok değerli bir şey ve bunu yaparken kulübün yönetim tarzı itibariyle de şimdi dönüyorsunuz. Bugün birçok yönetici var. Çıkın televizyonlardaki mesela maç sonu demeçlerine bakın. İşte taraftarımızdan özür diliyoruz. İşte taraftarımız ne istiyorsa onu gerçekleştireceğiz. Merak etmesinler bu hafta bu transferi yapıyoruz. İşte merak etmesinler şunu şu zaman yapacağız. Yani şimdi siz bu mantıkla kulüp yönetmeye kalktığınız zaman bunun geri dönüşü size negatif olarak gelir. Çünkü taraftar sıcaktır. Tamam mı? Taraftar günü ve anı şey yapar. İşte
Bir sürü insan oyuncu sayabiliriz. Bir hafta o oyuncuya tepki gösterir, protesto yapar. Öbür hafta omuzlarını alır. Yani çünkü sıcak, skorsal bir bakış açısı vardır. Ama Süleyman abinin genel şeyinde istikrar ve uzun süreçli bakış. Yani şimdi onu nereden söyleyebiliriz? Birçok şeyi var ama Gordon geldiğinde mesela 2 sene üst üste şampiyon olamadık. Biz hep ikinci olduk. Şampiyonluk yarışının içerisinde olduk. Ama devam etti. Yani oyuncuları değiştirmedi, teknik adamı değiştirmedi. Sonra 3 sene üst üste şampiyon olduk. Yani böyle de bir şey süreci var, bakış açısı. Yani futbolun aslında temel istikrar göstergelerinden bir tanesi. Uzun süreçli çalışma. Doğru futbol, yani yetenekli oyuncuyu bul, doğru bir teknik adamı da yakalarsan, inanırsan bunun parasını da normal şartlarda kulüp mali olarak çok krizlere girmeden yönetebilirsen başarı yakalanabilir futbolun içerisinde. Süleyman abi bunları tabii bilen ve çevreyle de ilişkileri sebebiyle, yani çok görünen, yani çevre, şimdi mesela bu çevreyle ilişkileri dediğimde Süleyman abi böyle çok sosyal olduğu anlamda söylemiyorum. Fakat doğru ilişkilerle çok iyi inşa edebildi bu yönetim sürecini. Futbolcularla ilişkilerinde ben Süleyman abi de mesela 2 kere falan gelmiştir yani 11 sene içerisinde 3 kere yani. Ama kulüpte görürdük tabii yani Süleyman abinin öyle bir tarzı vardı. Yani antrenman sahasına gelmezdi. Yani 2 kere 3 kere diyorum tabii biraz ironi de yapıyorum ama yani senede ya 1 kere gelirdi ya 2 kere sezon boyunca çünkü tarzı değildi. Yani oyuncuyla böyle bir birebir şey içerisine girsin veya takımla sanki her gün antrenmanı takip eden teknik direktörü zorlayacak, böyle baskı altına alacak bir yönetim tarzını asla ve asla yapmazdı. Ama konuşmalarını genelde bizi kulübe çağırarak yapardı. Çok bireysel de değil, onu da söyleyeyim. Yani genel toplantılarını kalabalık toplantılar halinde yani takımın tamamıyla falan yapardı. Kriz dönemleri içerisinde veya iyi giderken de dönem dönem ya bu tür şeyler olurdu. Yani söyleyeceği bir şey varsa onu çok ihtiyaç duyarsa kendisi bazen ufak 2 cümleyle özetler, topu atar böyle bir kalırsınız ne dedi, ne mesaj verdi falan diye. Ama bazen de tabii dolaylı olarak birileri üzerinden gönderirdi yani. Ya ben tabii şimdi şöyle bir şey var. Tabii futbol bir gelişim işi ve her yaşta özellikle profesyonel olup belli bir yere gelene kadar oynadığınız mevkinin hem Türkiye'de hem dünya çapındaki oyuncularını şey yapıyorsunuz. Yani takip ediyorsunuz. Mesela çocukluğumda yani gençliğimde mesela Yusuf abi çok böyle şey hatırlıyorum. Mesela Sinan Tezcan mesela onlar Beşiktaş'ın önemli forvetleriydi. Cemil abi mesela Cemil Turan Fenerbahçe'de milli takımın Türkiye'nin önemli yıldızlarından bir tanesi. Çocukluğumda biraz böyle daha futbola başlamadan onlar sonra amatör olarak oynadığım yıllar içerisinde tabii çok önemli forvet Gert Müller mesela en büyük mesela takip ettiğim oyunculardan bir tanesi Paolo Rossi, Klaus Fischer mesela bunların her oyuncunun da farklı özellikleri itibariyle mesela Fischer'in şeyi vardır mesela böyle gider buradan şöyle giderken böyle orta keserdi mesela böyle çok inanılmaz ters böyle kendini çevirebilecek şekilde mesela o vuruşunu hep böyle gol vuruşu olarak ya yani böyle giderken tam tersi hiç kalecini bekle kendini hep o geliştirme şeyi itibariyle mesela Paolo Rossi çok önemli bir oyuncuydu fırsatçı mesela ondan da devamlı şeyi hep kafamda yakalamıştım yani kaleye yönelen her topta nereden vurursa vursun mutlaka kaleciye koşardı ya yani. Çünkü ikinci topa seken topa rakibe dönen topa yani böyle bir sürü oyuncunun hep böyle aklımda kalan şeyleri var yani nasıl diyeyim hep onları takip ederdim tabii ki oyuncuların kendi içerisinde idolleri oluyor sonrasında tabii profesyonel olduktan sonra da izliyorsunuz dünyayı takip ediyor rakibiniz oluyor bazen karşı karşıya oynuyor geldik tabii ki geldik çeşitli defalarca bir araya geldik. Tabii ama son hastalık sürecinde biraz daha fazla şey oldu, nasıl diyeyim, bir araya geldik. Hastane günlerinde de bir araya geldik ama hastaneden çıktığı günler itibariyle işte evinde de ziyaret etmiştim. Yine orada o meşhur restoran vardı aşağısında evinin biliyorsunuz. Orada yine oturmuştuk, konuşmuştuk birkaç defa. Ya tabii yani Süleyman abiyle bir de şöyle bir şey, Süleyman abi her yaşadığı süreçler içerisinde bazen böyle kızdığı insanlar oldu, kırıldığı insanlar oldu. Belki işte Beşiktaş'tan ayrılış şekli itibariyle, bazen eleştiriler şekli itibariyle ama
şöyle güzel bir şey oldu. Herkesle bence, herkesle kucaklaştı. Yani hak ettiği şekilde, gerçekten Süleyman abi anlatmak için kelimeler yetmez. Yani hak ettiği şekliyle o son 2-3 senesi böyle herkes geldi, gitti, konuştu, paylaştı, şakalaştı. O onlardan belki nasıl diyeyim kendi diliyle özür diledi, bilmeden hatalardan bahsedildi. Yani bir sürü hep böyle aile sıcaklığının içine. Çünkü şöyle bir şey var, tabii dışarıdaki insanları bilemeyiz yani futbol takımının içerisindeki olan ama yani bizim için hayatta müthiş, çok önemli bir yerde tarif etmek çok zor yani. Böyle nasıl diyeyim? Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim teyze oğlum Yılmaz Cötürk'ün yardımcı hocası oldu. Yılmaz Cötürk Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Teknik direktör olmuştu. O da yardımcı hoca olmuştu ve bana geldiler. Böyle bir illa işte istiyoruz falan filan. Ben de Beşiktaş yani kendi kulübümle beraber bir transfer görüşmesi yapıyorum. Bu arada onlarla da onun vasıtasıyla bir görüşme yaptık. Yani öyle söyleyeyim. Sonra kulüpte hiç unutmuyorum. Yine böyle işte Metin abiyle sanıyorum Zekeriya abiydi ikisi beraber. Metin Keçeli'yle. Yine böyle transfer. Abi dedim şimdi öyle bir şey önemli değil rakamsal detayları da. Yani şimdi kulübümüz bize diyelim ki 3 lira diyor. Orası diyor ki 10 lira. Mesela böyle bir şey var. Şimdi de mesela olan şeyler transferin içerisinde falan filan. Dedim böyle bir takım şeyler oldu. Şöyle falan filan. Ya öyle falan filan derken görüşmeleri Süleyman abi yapmazdı. Yani o içerideki odasında otururdu. Ondan sonra öyle mi böyle mi falan derken Başbakanlık Kupası maçı var. Ankara'ya gideceğiz. Dedi ki o zaman maça gidelim. Maçtan sonra dönüşte konuşuruz falan. Takım dönsün sen kal dedi. Biz yarın sabah beraber dönelim seninle dedi, uçakla. Ondan sonra tabii abi dedim beraber dönelim falan. Ondan sonra ama ben orada öncesinde şeylere söyledim. Bunlar böyle teklif ediyor ama benim bir yere gideceğim yok yani. Sakın şey anlamayın ama böyle bir durum var yani durumun içerisinde. Ondan sonra gece işte yattık. Sabah 6.30-7 uçağı mı ne öyle bir şey. O uçakla döndük İstanbul'a geldik. İşte o Akaretler'deki ilk böyle 3 katlı binanın üst katına sen dedi çık yukarıya dedi. Divan olmuştu orası belki bilirsiniz. Orada böyle koltuklar vardır. Sen dedi biraz istirahat et biz seni çağırdık. Ben orada bir yatmışım saat 1.30'a doğru falan beni kaldırdılar. Gel başkan. seni çağırıyor işte şey falan. Yine Süleyman abi değil tabii yani. Yine tahmin ediyorum Metin abi de Zekeriya abiydi. Aklımda öyle kalmış. Onlarla oturduk işte anlaştık bitirdik gitti yani. Yani klasik böyle bir şey hikayesi. Yani. Ya ben şöyle söyleyeyim tabii. Şimdi ben rahmetli Mehmet Üstükaya başkanla genç takıma gelmiştim. Bizim o zaman kulüp binamız Akaretler'de. Hayal etmeniz zor. Yani ben biraz tasavvur etmeye çalışacağım. Böyle giriyorsunuz bir eski binanın böyle ikinci katı gibi bir yer. O binanın girince sağ tarafında arka iki oda var. Bir sekreterya odası gibi bir şey var. Orada kulüp müdürü Cemil abi falan oturuyor. Solunda da salon var. Bildiğin ev salonu gibi düşün yani. Öyle bir yer. Orası da işte toplantı salonu ve arkasında da başkanın odası var. Yol tarafına falan bakıyor. Kulüp bu kadar yani. Kulüp binası. Genç takımdayken kulübe gelmiştim tabii. Orada hatta hiç unutmuyorum. Beyoğlu'nda çok güzel bir Türk restoranına yemeğe götürmüşlerdi. Güzel bir hayal böyle. Rahmetli Hasan Tutaş, onun da mekanı cennet olsun. O genç takım işlerine falan bakıyordu o zaman. Çok kulübün içerisinde etkiliydi. İyi bir yöneticiydi öyle söyleyeyim altyapıda. Sonra profesyonel olurken kulübe çağırdılar beni. Tabi bu sefer de Süleyman abi başkan. Hiç unutmuyorum bir gömlek incecik bir adam. Yine böyle künyesi ve bıyıklar. Yani benim mesela böyle Süleyman abiyle ilgili ilk böyle şeyim öyle gelmiş. Çünkü değişik bir şey olarak yani nasıl diyeyim bıyıkları böyle şey yapan taraya falan ama çok fit, çok zinde, çok hareketli falan böyle. Tabii hoş geldin falan dedi, hayırlı olsun. Bana profesyonel imza teklif edecekler. Yani çünkü ben dışarıdan geldiğim için
erken mukavele imzalamak istediler. Bir ay sonra serbest kalıyordum. O zaman öyle bir şey vardı. Ama Mena o zaman işte yine Süper Lig kulüpleri istiyor. Bir sürü şey var. Onlar şey olmasın diye hemen çağırıp imza attırmak istemişlerdi. Tabii ki çok mutlu olmuştum. Yani bir oyuncu olarak yani bir sene evvel normal bir amatör takımın oyuncusu formasını giyerken bir sene geçtikten sonra Beşiktaş gibi bir takımda kulüp başkanının yönetiminin karşısında oturup profesyonel imza için konuşmak. Tabii Süleyman abi yine yoktu o konuşma sırasında ama ilk sohbet için söylüyorum. Yani çok çok güzel günlerdi. Yani Süleyman abinin böyle bir şey tarzı vardı. Yani nasıl diyeyim, insanlarla böyle çok belki birebir çok uzun süre şey yapmazdı, az konuşurdu ama etkileyici bir karakterdi. Yani böyle geldiğiniz andan itibaren böyle bir aurası olur denir ya, hakikaten öyle bir insandı. Hem karakteri itibariyle, hem danış, hem söylemleri itibariyle. Bunu da böyle kenara yazalım. Ya tabii şimdi Süleyman abi dönemi, Sayın Başkanımız Mehmet Üstünkaya dönemiyle beraber tabii peş peşe. O dönemde bizim geldiğimiz yer Şeref Stadı. Yani Şeref Stadı bildiğiniz toprak, her yerde bulabileceğiniz, etrafının biraz kapatılmış bir alan. Yani içinde arada futbol sahası, arada havuz var. Havuzun arkasında da işte yanmış sarayın altına küçük böyle bir oda düşünün. Orası böyle bir şekilde kapatılmış. İçinde 3 tane duş, bir tane tuvalet var. Bir de oyuncuların soyunduğu, işte şunun biraz daha büyüğü bir odamız var. Bir de teknik direktör odası var içeride, küçük bir şey. Böyle bir alan. Ben genç takıma geldiğimde bunun daha küçüğü, ahşap bir bina, daha böyle daha bir şeyin olmadığı, öyle söyleyeyim. Yani paslı borular, işte yani fareler cirit atar, gerçekten öyle. 11-11 maç yaptığı böyle bir alan düşünün. Orada Beşiktaş'ın bir ideali var. Şimdi mesela o alana geliyorsunuz, oraya gidiyorsunuz ama orada onları görmüyorsunuz. Yani Beşiktaş'ın ufkunu görüyorsunuz. Beşiktaş'ın vizyonunu görüyorsunuz. Kazanmak isteyen, başarılı olmak isteyen, en iyi olmak isteyen bir irade var ortada. Bunu ben genç takıma geldiğimde hissettiklerimden bahsediyorum. Yani öyle bir şekilde teknik direktörünüz sizle, yöneticiniz sizle öyle bir konuşuyor ki siz kendinizi dünyanın en değerli oyuncusu gibi hissediyorsunuz. Beşiktaş'ın geleceğisin diyor. Beşiktaş'ı diyor alacaksın, Avrupa'da şurada burada milli takımlarda başarıya taşıyacaksın falan. Hakikaten yani olmayan fiziki şartlarda büyük olan bir kulüp iradesi. Bu çok değerli bir şey aslında. Mesela Serpil Hoca'nın çok önemli söylemleri vardır bunlarla ilgili. Mesela bizlerle birebir oturur konuşur, takım toplantıları yapar. Yani mesela paşam derdi, futbolun iyi futbol topumuz olmayabilir, formamız olmayabilir, malzememiz olmayabilir, sahamız olmayabilir. Ama bizim bunların hepsinden üstesinden gelebilecek yeteneğimiz ve vizyonumuz ve bakış açımız var. Biz herkesi her yerde yeneriz diyor. Yani biz Avrupalıyı Avrupalı da yeneceğiz. Bizim idealimiz bu. Yani şimdi böyle bir vizyonla yetişen bir oyuncu grubu düşünün. Böyle bakan bir kulüp düşünün. Ve bu kulübün bu bir fiziki şartlardan alıp bu iradesinden hiç vazgeçmeden, bu bakış açısından hiç vazgeçmeden fiziki şartlarında inşa ettiği müthiş bir süreç var. Yani işte Fulya'daki sahaların alınması, oranın işte inşaatlarının yapılmasından tutun Ümraniye'nin alınması, kulüp binasının akaretlerdeki yapılması ve bugün bunların hepsinin o günkü mali şartları itibariyle yapılmasını düşünün. Yani bugün senede 100 milyon dolar geliri, 150 milyon dolar geliri olan bir kulüpten bahsetmiyoruz. 1,5 milyon dolar bütçeyle iş yapmaya çalışan, 1 milyon dolarla iş yapmaya çalışan bir kulüpten bahsediyoruz. Yani buralardan hem takımı hep şampiyonluk yarışında tutup, yani 11 sene ben kendi kariyerimden bahsediyorum, bir kere üçüncülük yaşadım ben Beşiktaş'ta. Yani en kötü derecemiz bu, en büyük başarısızlığımız. Yani şimdi burada takımı hep burada tutabilen bir irade ve buken hem her şeyi inşa eden, o arada da kulübün kasasında para olan, yani başarıyı, fiziki şartları, tesisleri yaparken hep kulübün artısıyla bu işi götürebilmek çok büyük bir başarı. Bugün şimdi eleştiri anlamında söylemiyoruz ama yani kulüplerin yönetim şekline baktığınız zaman günlük popülizm ve başarı her şey haline geldi. Yani Ahmet de gelsin, gelsin. Hasan da gelsin. Hüseyin de gelsin. Havaalanı da karşı. Ona 10 ver, buna 7 ver, buna 15 ver. Sezon bitti. Diyelim ki başarılı oldun, şampiyon oldun. Sonra seneye borcumuz var. Bu sene bir şey yapamayacağız. İşte bu sene ya böyle bir bakış açısı futbolun içerisinde maalesef günlük popülizm anlamında girmiş durumda. O dönemin bakış açısının ve yönetim şeklinin en büyük farkı bu.
Yani aslında Türkiye bugün o ayarlara geri dönmeye çalışıyor. Yani bugün futbolu yapmak istediği şey, tamam futbolu popülist anlamında güzel oynayalım. Zaten en büyük sosyal olgulardan, toplumsal olgulardan bir tanesi ama kulüplerin mali şartlarını da doğru yönetelim. Yönetenlere de hesap soralım. Yani işi büyütmeyelim ama. Yani böyle bir şey var. Yani o yüzden raydan çıkmış durumda ve yani bugün herkes bağırıyor ama bağıranların da öncelikli olarak neden bağırttıklarını da düşünmeleri lazım. Yani. Kendi düşen ağlamaz oluyor bazen yani.